dersimizde maliye politikasından bahsedeceğiz. Maliye politikası makro ekonomiyle çok örtüşen bir konu. Bu sizin için bir avantaj olacaktır. Ortak konulardır. Şimdi maliye politikası dediğimiz şey ne? İlk önce tanımlayarak başlayalım arkadaşlar. Kamu maliyesi araçlarının devletin iktisadi, sosyal ve siyasi amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik kullanılması için uygulanan politikalardır. Şimdi hiçbir şey anlamadım bu tanımdan. Niye? Çünkü bana diyor ki kamu maliyesi araçlarının amaçlara ulaşmak için kullanılmasıdır. O halde benim maliye politikasını anlayabilmek için amaçlarını ve araçlarını biliyor olmam gerekir ki biz biraz sonra bu amaç ve araçları inceleyeceğiz. İktisat politikası ise para politikası, maliye politikası, dış ticaret politikasının bütününe iktisat politikası adı verilir arkadaşlar. Başarılı bir maliye politikası uygulanabilmesi için bazı durumların gerçekleşmesi gerekir. Nedir bunlar? Maliye politikası, para politikası ve dış ticaret politikası gibi diğer politikalarla uyum içinde olursa eğer başarılı olur. Mevcut ekonomik ve sosyal sorunlar doğru teşhis edilmelidir. Çünkü yanlış teşhis edeceğim bir duruma uygulayacağım politika da yanlış olacaktır. Doğru teşhis önemli. Politikalar doğru zamanda, doğru ölçüde uygulanmalıdır. Alınan kararlar doğru şekilde halka benimsetilmelidir. Başarılı bir maliye politikası için. Şimdi maliye politikasının amaçları neler arkadaşlar? İlki ekonomik istikrarı sağlamak. Ekonomik istikrarın sağlanması demek fiyat istikrarı ve tam istihdamın sağlanması ile mümkündür. Yani bir ülkede işsizlik var ama enflasyon yoksa siz ekonomi istikrarı diyemezsiniz. İşsizlik de olmayacak, enflasyon da olmayacak. İkisi aynı anda gerçekleşecek. Bir diğer amacı iktisadi büyüme ve kalkınmayı sağlamak arkadaşlar. Ekonomik büyüme ve ekonomide milli gelirin yıldan yıla artışını ifade ederken ekonomik büyüme milli gelirle ilgili demek ki. Kalkınma ise ekonomik büyümeyle birlikte sosyal bir takım göstergelerin iyileşmesidir. Eğitim, sağlık, sosyal refah gibi göstergelerin de iyileşmesi kalkınmayı gösterir. İktisadi büyüme ve kalkınmayı sağlamak devletin görevidir ve maliye politikasının amacıdır. Bir diğer maliye politikası amacı gelir dağılımında adaleti sağlamak. Milli gelirin kişiler veya üretim faktörleri arasında adil şekilde dağıtılmasına gelir dağılımında adalet denir. Milli gelir kişiler ve üretim faktörleri arasında adil şekilde dağıtılmalıdır. Maliye politikasının bu amacı devletin gerçekleştirmesi gereken sosyal amaçlardandır. Mesela ekonomik istikrarı sağlamak, ekonomik büyüme, ekonomik kalkınmayı sağlamak ekonomik amaçlarken gelir dağılımında adaleti sağlamak sosyal bir amaçtır. Gelir dağılımına herhangi bir müdahale yapılmadan piyasa tarafından oluşan dağılıma birincil gelir dağılımı ya da diğer adıyla fonksiyonel gelir dağılımı denir. Devlet müdahale etmez. Piyasa da belirlenirse birinci dağılım. Ancak yaşanan piyasa aksaklıkları nedeniyle bu şekilde yapılacak bir dağılım adaletsizliğe neden olmakta ve zengin ile fakir arasındaki uçurum büyümektedir. Bu nedenle devletin vergi ve kamu harcamalarını kullanarak geliri yeniden düzenlemesi, yani gelir dağılımına müdahale etmesi gerekir. Buna da ikinci gelir dağılımı adı verilir. Örneğin devlet artan oranlı vergi kullanarak buradan elde ettiği geliri transfer harcaması yoluyla dar gelirlere aktararak gelir dağılımında adalet sağlayabilir. Demek ki piyasaya bırakıyorsak birincil, devlet müdahale ediyorsa, devletin müdahalesiyle gerçekleşiyorsa ikinci gelir dağılımı olarak anılmaktadır. Devletin diğer amacı ya da maliye politikasının diğer amacı kaynak dağıtımında etkinliği sağlamak, tahsis etmek, dağıtmak demek arkadaşlar. Şimdi kıt kaynak sorunu hem özel sektörün hem de devletin ortak sorunu. Bu kaynaklar özel sektörle devlet arasında bölüştürülüp paylaştırılıyor. İşte toplum refahını artırabilmek adına kaynakların özel ve kamu kesimi arasında en etkin şekilde dağıtılması, kullanılması, bölüşülmesine
kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak deriz. Ve bunu sağlama görevi maliye politikasının amacı olarak geçiyor arkadaşlar. Şimdi amaçlar arasında bir takım çatışmalar var. Aynı anda aynı şeyler gerçekleşmeyebiliyor. Yani işte atıyorum fiyat istikrarını sağlarken uygulayacağım bir politika gelir dağılımında adaleti bozabiliyor. Buna maliye politikası amaçları arasındaki çatışma adı verilir arkadaşlar. Ne gibi çatışmalar var? İnceleyelim. Belirli bir tüketim seviyesine ulaşmak ile iktisadi kalkınma arasında çatışma vardır. Şimdi bakın arkadaşlar, özellikle az gelişmiş ülkelerde gelir dağılımı adaletsizdir. Az gelişmiş ülkelerde gelir dağılımında bir adaletsizlik var. Zengin fakir uçurumu fazla. Devlet bu adaletsizlikle mücadele etmek için transfer harcaması yapıyor. Yani dar gelirlere yönelik bir takım harcamalar yapıyor. Transfer harcamaları arttı. Transfer harcamasını elde eden kişi zaten fakir kişi. Bu parayı hemen tüketiyor. Adam elektrik su ödeyecek, kira ödeyecek, alışveriş yapacak, tüketiminde kullanıyor. Şimdi bu kenarda dursun. Devlet gelir dağılımı adaletsiz, adalet sağlamak için transfer harcaması yaptı, tüketimin artmasına sebep oldu. Diğer taraftan az gelişmiş ülkelerde sermaye birikimi yetersiz. Ülke sermaye birikimi yetersiz olduğu için sermaye birikimi sağlamak adına tüketimi kısmalı ve tasarruf etmeli. Ki bu tasarruflarla daha sonra yatırım yapsın ve kalkınsın. Tasarrufları artırmalı. Şimdi seç beğen al durumu. Eğer devlet gelir dağılımında adaleti sağlamak amacını seçiyorsa tüketimin artmasına sebep olacak. Yok, büyüme kalkınma istiyorum diyorsa tüketimi azaltması gerekecek. Demek ki aynı anda büyüme kalkınma ve gelir dağılımında adalet sağlamak özellikle az gelişmiş ülkelerde mümkün değil. Çünkü aralarında çatışma söz konusu. Bir diğer çatışma fiyat istikrarı ile tam istihdam arasındaki çatışmadır. Bu da Phillips eğrisini aklımıza getirir. Phillips eğrisi ne diyordu? Enflasyonla işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki var. Enflasyon arttıkça işsizlik azalacaktır. İşte demek ki aynı anda fiyat istikrarı ve tam istihdamı sağlamak mümkün değildir. Aralarında çatışma vardır Phillips eğrisine göre. Bir başka çatışma ekonomik ve sosyal haklarla maliye politikası amaçları arasında çatışma. Şimdi bakın, çalışma hakkı, sözleşme yapma hakkı bizim anayasal hakkımız. Ben patronumla anlaştım, bir fiyattan sözleşme yaptık, 3000 lira maaş alacağım. Maliye politikasında da diyelim ki ülkede stagflasyon var. Stagflasyonla mücadele yollarından bir tanesi gelirler politikasıdır. Gelirler politikası demek devletin ücret ve fiyatları dondurması demektir. Yani ücret ve fiyatları devlet belirler. Şimdi ben 3000 liraya anlaşmışım ama devlet bana diyor ki 2500 liradan fazla para alamazsın. O halde maliye politikası stagflasyonla mücadele etmek için ücrete bir kota koydu. Bu benim yaptığım sözleşmeyi geçersiz hale getirdi. Demek ki benim sosyal haklarımla maliye politikasının amaçları arasında bir çatışma yaşandı arkadaşlar. Bir diğer çatışma ise maliye politikası amaçları ile araçları arasındaki çatışmadır. Şimdi buraya da bir örnek verelim. Amacım fiyat istikrarı sağlamak, yani enflasyonla mücadele etmek. Devlet bu amacı seçti. Enflasyonla mücadele etmek için kamu harcamalarını kısacak. Seçtiği araç kamu harcaması burada. Şimdi kamu harcamalarında neyi kısacağız? Eğer transfer harcamalarını kısarsa, transfer harcamalarında bir kısıntıya giderse, transfer harcamasını biz özellikle kim için yapıyoruz? Dar gelirliler için yapıyoruz. O halde işte sen öğrenciye burs vermezsen, dul yetim aylığı vermezsen gelir dağılımında adalet bozulur. O işime gelmedi. O zaman yatırım harcamalarını kısayım. Eğer yatırım harcamalarını kısarsam da
ülkenin büyüme ve kalkınmasını engellemiş olurum. Kalkınma iptal oldu. Demek ki ben enflasyonla mücadele etmek için kamu harcamalarını kısmak, yani kamu harcamaları aracını seçtiğimde bu ya gelir dağılımında adaleti bozuyor ya da kalkınma, büyüme hızını yavaşlatıyor. Seçtiğim bir araç, bir amaç için seçtiğim araç başka bir amacıma zarar veriyor. Buna da amaç araç arasındaki çatışma adı verilir arkadaşlar. Gelelim maliye politikasının araçları nelerdir? Dört tane araç var. Bu mali araçlardan Keynesyenler bahsediyordu. Özellikle Lerner ve Hansen arkadaşlar mali araçların ekonomide kullanılması gerektiğini söylüyorlar. Kamu harcamaları devletin yaptığı her türlü reel ve transfer harcamalarını kapsayan kamu harcamalarının miktarında ya da bileşiminde bir değişim maliye politikasının amaçlarını etkilemek için bir araç olarak kullanılabilir. Yani kamu harcamalarını miktar olarak değiştirebilirim ya da bileşiminde de bir değişiklik yapabilirim. Örnek olarak daha gelirli gruplara yapılan transfer harcamalarının maliye politikasının gelir dağılımında adalet sağlamak amacına ulaşmakta kullanılmasıdır. Eğer ben gelir dağılımında adalet sağlamak istiyorsam transfer harcamalarını artırabilirim. Bak burada transfer harcamalarının bileşiminde bir değişiklik yaptım. Ve bunu bir araç olarak kullandım. Kamu gelirlerini de kullanabiliriz. Devletin cebri olan veya olmayan yollarla elde ettiği parasal değerlere kamu geliri deniyor. Kamu gelirleri içerisindeki en önemli pay vergilere ait. Devlet verginin miktar ya da bileşiminde değişiklik yaparak bir amacına ulaşabilir. Bütçe politikasını araç olarak kullanabilir. Devlet bütçesinde açık veya fazla verilerek bir takım maliye politikası amaçlarına ulaşılabilir. Şimdi bakın, ekonomi enflasyon içinde enflasyonla mücadele için kamu harcamalarını kısmak, vergileri artırmak gerekiyor. Çünkü amacım talebi kısmak. Bu durumda bütçe fazlası yaratılıyor. Ne yaptım? Bütçeyi devlet bilerek bütçe fazlası yarattı. Amacı enflasyonla mücadele etmek. Açık bütçe harcamalarının gelirden fazla olması anlamına geldiğinden genişletici bir politikayı ifade eder. Fazla ise bütçeyi tersine daraltacaktır. Bakın ülkede harcamalar azaldı, vergiler arttı. Yani biz daha az alışveriş yapıyoruz. Bu daha az alışverişte piyasanın daralmasına sebep oluyor. Demek ki bütçe fazlası ekonomide daraltıcı bir etki yaratmaktadır. Ve mali araç olarak kullanabileceğim son araç borçlanma, devlet borçları. Devlet borçlanması ekonomik ve sosyal amaçlar için de bir maliye politikası aracı olarak kullanılabilir. Devlet borçlarının miktar ya da bileşiminde yapılan değişiklikler maliye politikası aracıdır. Örneğin ekonomide durgunluk var. Durgunluk talep yetersizliğidir. Niye? İnsanlarda para yok ya da parayı harcama isteği yok ve alışveriş yapmıyorlar. Bu da ekonomide bir durgunluk yarattı. Devlet bu durumda dış borç alarak ekonomiye ek kaynak yaratabilir. İşte bakın borç alarak bir istikrarsızlıktan kurtulmaya çalıştık. Borçlanmayı bir araç olarak kullandık. Dört tane mali araç söz konusu oldu o halde arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.